Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Yeni konuya başlıyoruz gençler. Destek ve hareket sistemi bugünkü konumuz olacak. Hemen takvimden de tabii ki bahsedeyim. Bugün ayın 11'i destek ve hareket sistemiyle sizlerle birlikte olacağız. Yarın da atış hareketleri var. Arkasından bir ara tatilimiz olacak. Ara tatilden sonra da sindirim sistemini yapacağız sizlerle birlikte. Tabii ki hemen ödevlerinizi de vereyim. Zaten baktığımız zaman destek ve hareket sistemini oluşturan yapılabilirsiniz var. Kemiklerimiz, kıkırdak dokumuz, kaslarımız, onların birbirine bağlanmasını sağlayan eklemlerimiz var. Destek ve hareket sistemi komple ödeviniz olacak bu videonun sonunda. Yani hemen bakayım sayfa 69'dan başlıyorsunuz. Kasların da ta en sonuna kadar geliyorsunuz. Tarama testlerini de çözüyorsunuz. Sindirim sistemine geçiş yapmıyorsunuz. Sayfa 88'e kadar olan soruların tamamı bu videodan sonra halledilmiş o olmalı diyeyim. Gençler hazırsanız başlayalım. <laughs> Şimdi öncelikli olarak tabii ki bugünkü dersimizde neler öğreneceğimizden biraz bahsedeyim. Destek ve hareket sisteminin yapısından bahsedeceğiz. Görevlerinden, çalışma prensibinden bahsedeceğiz. Destek ve hareket sistemine ait hastalıklar nelerdir? Bunları da dersimizin sonunda anlatmış olacağız. Şimdi destek ve hareket sistemi dediğimiz zaman tabii ki canlı vücudunda gerçekleştirdiği görevlerden bahsedeceğiz. Birincisi benim hareket etmemi tabii ki eklemlerim kemiklerim, kaslarım birlikte çalışarak gerçekleştiriyor. Yani tabii ki destek ve hareket sistemi canlının hareketini sağlayacak. Canlıya destek olacak. Kemiklerimizde mesela kalsiyum depoluyoruz. Mineral depolama işini gerçekleştirecek. İç organlara, kaslara bağlantı yüzeyi oluşturacak. Ve aynı zamanda vücudun şeklinin oluşmasında da tabii ki destek ve hareket sistemi görevli. Kan hücresi üretme gibi görevleri de var. Kemiklerimizin içerisinde bu bulunan ilikler bazı kan hücrelerinin üretimini sağlayacaklar. Destek ve hareket sisteminin yapılarına baktığımız zaman kemik doku, kırdak doku, bağ doku ve kas doku dediğimiz dokulardan meydana gelecek. Yani bir iskelet sistemimiz bir de kas sistemimiz bir araya geldiği zaman destek ve hareket sistemini oluşturur diyebiliriz. İskelet sistemiyle başlamış olayım. Tabii ki iskelet sistemi ne yapacak? Vücudumuzu destekleyecek. Kasların tutunması için yüzey oluşturmuş olacak. Mesela Kaburga kemiklerimizin alt tarafında akciğerlerimiz var. Kafatası kemiklerimizin alt tarafında beynimiz var. İç organları da darbelere ve çarpmalara karşı koruyacak. Her iç organın etrafında kemik yok. Bazılarının etrafında var. Bu da korunmalarını sağlamış oluyor. İskelet sistemini kemik doku ve kıkırdak doku olmak üzere iki tane bağ dokudan oluştuğunu söyleyeceğiz. Embriyonik dönemde anne karnındayken biz iskeletimizin çok büyük büyük bir kısmı tabii ki kıkırdak dokudan meydana geliyor. Böyle embriyo oluştuğu ikinci aydan itibaren kıkırdak dokuda kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat gibi tuzlar birikmeye başlıyor. Kıkırdak dokuda kemikleşmeye başlıyor. Ama doğduktan sonra da vücudumuzun bazı bölgeleri kıkırdak olarak kalmaya devam ediyor. Mesela burnumuzun ucu, kulak, kepçemiz bunlar kıkırdak doku olarak kalmaya devam ediyorlar kemik dokuyla başlamış olayım. Kemik dokunun hücreleri olacak. Kemik dokunun hücrelerine gençler osteo sit ismini vereceğiz tabii ki doku dediğimiz zaman aynı görevi yapmak üzere özelleşmiş hücreler bir araya gelecek. Bir de hücreler arası sıvılardan meydana gelecek. Kemik dokunun hücrelerine osteosit, ara maddesine ise osein ismini vereceğiz. Osteositler de burada bulunan boşluklarda yer alacaklar. Bu boşluklara da lakün ismi verilir gençler diyeyim seyinde yani ara maddede tabii ki organik ve inorganik maddeler bulunacak. Organik maddeler neler? Kolajen liflerdir. Burada bulunan lifler zaten buranın esnekliğinin ayarlanmasında görev yapacaklar. İnorganik maddelerden de kalsiyum karbonatlar, kalsiyum fosfatlar, flörürler, sodyumlar, magnezyumlar yani mineral maddeler tabii ki bulunacak. Genel olarak organik maddeler kemik dokuya esneklik kazandırırken inorganik maddeler sertlik kazanmasını sağlayacaklar. Kemiklerin tabii ki belli bir sertlikte olması gerekecek. Kemik dokuya baktığımız zaman da buradaki kan damarı miktarı ve sinir miktarı fazladır gençler. Yani kemik dokuda kan damarları bulunur. Çünkü birazdan kıkırdak dokuyu vereceğiz. Kıkırdak dokuda kan damarlarının bulunmadığını söyleyeceğiz. Yaşla da şöyle bir durum söz konusu oluyor. Bizim yaşımız ilerledikçe kemiklerimizde bulunan mineral mineral madde miktarı artıyor. Kemiklerdeki mineral madde miktarının artması da kemiklerin daha sert bir yapıya kavuşmasını sağlıyor. Mesela bakıyorsun küçük bir çocuk basamaklardan pıtı 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 düştü. Basamaklardan düşüyor. Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp hayatına devam ediyor. Ama yaşlı teyze iki basamaktan düştüğü zaman ay bacağını üç yerden kırmış. Halbuki iki tane basamaktan düştü. Bir tane basamaktan düştü deniliyor. Yaşlandıkça kemiklerimizin sertliği arttığı için kırılganlığı da artıyor esnek bir şeyin esneme payı olduğu için kırılması daha zordur sert bir şey esneme payı olmadığı için küt diye hemen kırılır öyle düşünün gençler kemik dokuya nokta nokta doku ve nokta nokta doku olmak üzere ikiye ayıracağız kemik dokuyu sıkı sert doku ve süngerimsi kemik doku olmak üzere ikiye ayıracağız Hemen yazayım süngerimsi kemik doku olmak üzere ikiye ayıracağız. Sıkı sert dediğimiz kemik dokuyla da başlayalım. Sıkı sert kemik doku dediğimiz kemik doku pürüzsüz sert bir yapıya sahip olacak. Kemiklerin de en dış yüzeyinde bulunacak bu doku. Bu dokunun hücreleri sitoplazmik uzantılarla birbirine bağlanacak halka şeklinde dizilmeye başlayacaklar. Sıkı kemik doku osteon adı verilen yapı birimlerden oluşacak. Osteonların ortasında da kan damarlarının ve sinirlerin geçtiği kanallar bulunacak. Bu kanalları da gösterecek olursak gençler şunlardan bahsediyoruz aslında. İçinden kan damarlarının geçtiği kanallardır. Havers ve Volkman kanalları dediğimiz kanallar. Havers kanalları boyuna boyuna kanallar oluyor. Havers kanallarını birbirine enine olarak bağlayan kanallara da Volkman kanalı ismi verilmiş oluyor. Buradan da tabii ki sünge süngerimsi kemik dokuya geçelim gençler. Süngerimsi kemik doku dediğimiz gibi dediğimiz zaman sünger gibi aralarda boşluklar bulunan dokudan bahsediyoruz. Tabii ki ikisini kendi içinde kıyaslayacak olursak süngerimsi kemik doku sıkı kemik dokuya göre daha yumuşak bir yapıya sahip. Uzun kemiklerin baş kısmında diğer kemiklerin iç kısmında bulunur gençler. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Birazdan size kemik çeşitlerini vereceğim. Kemik çeşitleri dediğimiz zaman uzun, kısa, yassı ve düzensiz şekilli kemiklerden bahsedeceğiz. Bir uzun kemiğin şeklini bir de diğer grupların şekline şöyle kaba taslak vermiş olayım bu uzun kemiğimiz olsun şu tarafa da kısa yassı ve düzensiz şekilli kemiklerin 3 aşağı 5 yukarı şeklini çizmiş olayım uzun kemiklere baktığımız zaman uçları biraz daha şişkin kemiklerden bahsediyoruz uzun kemiklerin uç kısımlarında süngerimsi kemik doku dediğimiz doku bulunur hemen yazdım süngerimsi kemik doku. Yine şu tarafında da uç kısımlarında dediğime göre süngerimsi kemik doku bulunacak. Bunun orta kısmında ise sıkı, sert kemik doku dediğimiz kemik dokumuz yer almış olacak. Süngerimsi kemik dokunun içerisinde kırmızı kemik iliği dediğimiz ilik bulunur gençler. Sıkı kemik dokunun içerisinde de sarı kemik iliği dediğimiz ilik bulunur. Kemiklerin hangi çeşidi olursa olsun kemik zarı dediğimiz kemiklerin enine büyümesini, kırıldığı zaman onarılmasını sağlayan periost tüm kemiklerde bulunur. Kısa, yassı, düzensiz şekilli kemiklere baktığın zaman kısa, eni boyu, üç aşağı birbirine birbirine eşit olan kemiklerden bahsediyoruz. Yassı kemikler biraz böyle üstünden araba geçmiş gibi kemikler. Düzensiz şekilli kemikler ise belli başlı bir şekle olmayan kemiklerdir. Birazdan çeşitlerini vereceğim. Ama üç aşağı beş yukarı üçü için şu kalıbı kullanabiliriz. Tüm kemiklerde olduğuna göre bunların da en dış kısmında periost adını verdiğimiz kemik zarı bulunacak. Daha sonra bunların dış kısımlarında şurası mavi ile çizdiğim kısım sıkı kemik doku dediğimiz doku olacak. Sıkı kemik doku hemen sıhsını da koymuş olayım. Orta kısımlarında ise süngerimsi kemik doku dediğimiz doku bulunacak. Hemen şuraya süngerimsi kemik doku yazdım. Süngerimsi kemik dokunun içerisinde de kırmızı kemik iliği bulunacak. Şimdi buraya bir yıldız atıyorsun. Uzun kemiklerde sarı kemik iliği dediğimiz ilik bulunurken kısa, yassı, düzensiz şekilli kemiklerde sarı kemik iliği bulunmaz. Sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde yer alacak diyeyim gençler. Dediğimiz gibi süngerimsi kemik dokunun içerisinde kırmızı kemik iliği var. Kırmızı kemik iliği de kırmızı kan hücrelerimizin yani al yuvarların üretimini sağlayacak. Kemik çeşitlerine de bakacak olursak dediğimiz gibi uzun kemiklerimiz kısa, yassı, düzensiz şekilli kemiklerimiz var. Uzun kemikler boyu eninden fazla olan kemiklerden bahsediyoruz. Kol ve bacaklarımızdaki kemikler tabii ki uzun kemiklere örnek olacak diyeyim gençler. Hemen iskelet üzerinden de göstereyim size. Şöyle bir baktığımız zaman kolumuzdaki, bacağımızdaki kemikler uzun kemiklere örnek olacak. Kısa kemiklere yıldız atıyorsun. Eni boyu birbirine yakın olan kemiklerden bahsediyoruz. El ve ayakta, bilekte bulunan kemikler kısa kemiklere örnektir. Bilek kırıldığında çok geç tedavi olur. Neden? Şurada küçük küçük 8 tane kemik var. Parmak kemiklerimiz kısa kemik değil gençler. Parmak kemiklerimiz uzun kemiklerdir. Şu kemikle yapı olarak bu kemiğin bir farkı yok boyu eninden fazla ve parmak kemiklerinde sarı kemik iliği bulunduğu için e, uzun kemikler kategorisine giriyor sorularda gelmez map kitabında geçmediği için ama kafa karışıklığı olabiliyor o yüzden arada söyleyeyim dedim yassı kemikler üstünden araba geçmiş gibi kemiklerden bahsediyoruz mesela kaburga kemiklerimiz kafatası kemiklerimiz yassı kemiklere örnektir düzensiz şekilli kemikler ise belli başlı bir şekle olmayan kemiklerdir Kimleri örnek verebiliriz? Omurgamızın içinden geçtiği o yatak reklamlarındaki S şeklindeki omurgamız var ya o omur kemiklerinin üst üste dizilmesiyle meydana geliyor. Omur kemikleri de düzensiz şekilli kemiklerdir. Keza yüzümüzde bulunan kemikler de düzensiz şekilli kemiklere örnek olacak. Kemiklerin boyuna uzamasını sağlayan uzun kemiklerin 3 kısmında bulunan kıkırdak yapılardır. Hatta bu kıkırdak yapılar belli bir yaştan sonra kemikleşir. Belli bir yaştan sonra boyum uzamıyor. Kıkırdak doku kemikleştiği için epifiz plağı kemikleşir için tüm kemiklerin dış yüzeyinde ise periost adını verdiğimiz kemik zarı var. Kemik zarına da baktığımız zaman tabii ki e, kan damarları bakımından zengin, kırılan kemiğin tamir olmasını sağlıyor. Aynı zamanda kemiklerin enine büyümesini de sağlamış oluyor. Uzun kemikler dediğimiz zaman iki ucu şişkin olan kemiklerden bahsediyoruz. O boyuna büyümeyi sağlayan epifiz plağı dediğimiz kısım burada yer alıyor. Kıkırdak bir tabakadır. Yaş ilerleyince kemik tabii ki gençler. Sıkı kemik dokunun içerisinde de sarı kemik iliği olduğunu söylemiştik. Kol, bacak, el ayak, parmak kemikleri uzun kemiklere örnek olacak. Kemik gelişiminde görevli hormonlardan da aslında bahsetmiştik. Yine söylemiş olalım. Kalsitonin ve paratormon antagonist zıt çalışıyorlardı. Unutma. Ne yapıyorlardı? Kalsitonin kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlıyordu. Paratormon da kemikten kana kalsiyum geçişini sağlıyordu. Tabii ki bu kalsiyum minerali kemik gelişimi için önemli STH somatotropin hormon dediğimiz büyüme hormonu da kemik gelişimi üzerinde etkilidir eşeysel hormonlarda tabii ki etkili olacaklar kısa kemikler eni boyu birbirine eşit olan kemiklerdir Dış kısmında sert kemik doku, iç kısmında süngerimsi kemik doku bulunacak. Az önce yazdığım şekildeki gibi el, ayak, bilek kemikleri kısa kemiklere örnek olacak. Düzensiz şekilli kemiklerin belli bir şekli yok tabii ki. Yassı kemikler dediğimiz kemiklerde de genişliği fazla olan kemikler, üstünden araba geçmiş gibi olan kemikler, kafatası kemiği, kürek kemiği, göğüs kemiği, kaburga kemikleri tabii ki yassı kemiklere örnek olacak. Hemen iskeletin üstünden dediğim gibi göstereyim. Mesela kol ve bacaklarımızdaki şu pazı kemiğimiz bizim ön kol kemiğimiz dirsek kemiğimiz uzun kemiklere örnek olacak vücudumuzun en uzun kemiği uyluk kemiği dediğimiz kemiktir. Kaval kemiğimiz, baldır kemiğimiz uzun kemiklere örnek. Kaburgalar, kürek kemikleri, göğüs kemiği, kalça kemiği, kafatası kemikleri ise eee söyleyin yassı kemiklere örnek olacak bilek kemiklerimiz kısa kemiklerdir. Düzensiz şekilli kemikler yüzümüzde yer alan kemikler ve omurgamızda yer alan omur kemikleridir gençler. Yetişkin bir insanda yaklaşık 206 tane kemik bulunuyor. Yetişkin bir insanı niye özellikle belirtiyoruz? Çünkü çocuklarda bulunan kemik sayısı daha fazla 300'ü geçkin olabiliyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte bazı kemikler birbiriyle kaynaşıp tek bir kemiğe dönüş veya çok klasik örnektir biliyorsunuz bebeklerin yeni doğdukları zaman aman kafasına dokunma aman elleme derler kafalarında tam olarak kapanmamış bir nokta vardır halk arasında bıngıldak deniyor ya bir yaşına doğru orası da kemikleşmeye başlıyor doğumun daha kolay gerçekleşebilmesi için oranın kıkırdak olarak kalması tabii ki bir avantajdır gençler. Hemen tabii ki buranın üstünden de yine kemiklerimizi görebiliriz. Pazı kemiğimiz, ön kol kemiğimiz, bilek kemiklerimiz görünüyor şekil üstünden. Kıkırdak doku dediğimiz zaman kıkırdak dokuda da yine bir hücre ve ara maddesi olacak. Kemik dokunun hücresi neydi? Osteosit. Ara maddesi neydi? Osein. Kıkırdak dokunun hücrelerine ise kondrosit ismini vereceğiz. Gençler ara maddesine ise kondrin ismini veriyoruz. Kondrositler de lakün ile çevrili olacaklar. Bağ dokudan difüzyon ile beslenecekler. Yıldız, yıldız, yıldız. Kıkırdak dokuda kan damarı ve sinirler bulunmaz. Buralardan soru çok gelir. E kan damarı yoksa hocam bu nasıl besleniyor? Tabii ki bağ dokudan difüzyonla beslenecek. Oluşturduğu atıkları da yine bağ dokuya verecek gençler. Kıkırdak doku ara maddesinde bulunan liflerin yapısına ve düzenine göre de tabii ki biz bunları gruplandırabiliyoruz hiyelin kıkırdak, elastik kıkırdak ve fibroz kıkırdak olmak üzere 3 çeşit kıkırdak dokumuz olacak. Hiyelin kıkırdak, fibroz kıkırdak bir de elastik kıkırdak olmak üzere kıkırdak dokuyu kendi içerisinde üçe ayıracağız. El, hiyelin kıkırdakla başlayayım. Hücre ara maddesinde ne olacak? kolajen lif bulunduracaklar. İnsan da embriyonel dönemde iskeletin büyük bir kısmını tabii ki hiyalin kıkırdak oluşturacak. Embriyonun gelişim sürecinde hiyalin kıkırdak kemik dokuya dönüşüyor. Ancak kaburga uçlarında oynar eklemlerdeki kemiklerin eklem yüzeyinde hiyalin kıkırdak kemik dokuya dönüşmüyor. Hayatımız boyunca durmaya devam ediyor. Burnumdan bir nefes al bakayım. Burunda Hiyelin kıkırdak var. Bu aldığın nefes nereye gitti? Soluk borusuna gitti. Soluk borusu ne yaptı? Bronşları açıldı. Yani buralar hiyelin kıkırdaklı yapılardır. Eklem yerlerinde yine kaburga uçlarında hiyelin kıkırdak bulunacak. Embriyonik dönemdeyken anne karnındayken hiyelin kıkırdağında olduğunu unutmuyorsun. Buradan da fibroz kıkırdak dediğimiz kıkırdağa geçelim. Hücre ara maddesi tabii ki kolajen lifler içerecek. Basınca ve çekmeye karşı dayanıklı olan bir kıkırdaktan bahsediyoruz. Omurlar arası disklerde yer alacak. Disk kapağı kol ve köprücük kemiğinde aynı zamanda bunların eklem yerlerinde fibroz kıkırdak bulunacak. Elastik kıkırdak dediğimiz zamanda daha yumuşak bir kıkırdaktan bahsediyoruz. Hücre ara maddesi tabii ki elastik lifler olacak. O yüzden de esneme bükülme özelliği fazla olan bir kıkırdaktan bahsediyoruz. Kulak kepçesinden ses girdi. Nereye gitti? Kulak yolu. Orta kulak yutane ile açılıyordu. Östaki borusuna. Gırtlakta ne vardı? Gırtlak kapağı vardı. Bunlar kıkırdak dokuluydu. Aklınızda kalsın diye söylüyorum gençler. Kulak kepçesi, kulak yokluğu, östaki borusu, epiglotis dediğimiz gırtlak kapağı. Tabii ki kıkırdak dokuya örnektir. Şimdi... Eklem dediğimiz zaman da kemiklerin birbiriyle birleşme yerlerine eklem ismini veriyoruz. Eklemleri de hareket özelliklerine göre gruplandırabiliriz. Oynamaz eklem, yarı oynar eklem ve oynar eklem adını verdiğimiz eklemlerimiz var. Buradan da hemen eklemlerin genel özelliklerini söyleyelim. Oynamaz eklem dediğimiz zaman hareket etmeyen eklemlerden bahsediyoruz. Yani iki tane kemiğin arasında hiç hareket yok. Mesela Kafa tası kemiklerimiz oynamaz eklemlere örnektir. Koskoca kafanı düşündüğün zaman burada bir sürü kemik var sadece alt çene kemiğinin hareket yeteneği var kalanlar birbirine testere dişlileri gibi girmiş durumdalar yarı oynar eklem dediğimiz zaman hareketleri sınırlı olan eklemlerden bahsediyoruz mesela omurgamı hareket ettirebiliyorum öne doğru eğilebiliyorum fakat yarı oynar eklemlerde hareket sınırlı ne oynamaz ne de oynar kadar hareketli diyeyim oynar eklem dediğimiz zaman hareketli eklemlerden bahsediyoruz. Mesela pazı kemiği ile ön kol kemiği arasında tabii ki oynar eklem var. Parmaklarımızın arasında oynar eklem var. Oynar eklem deyince de böyle 360 derece oynamasını beklemeyin. 180 derece bükülebilmesi demek. Tabii ki onun oynar eklem olduğunu gösterecek veya uyluk kemiğimizde, kaval kemiğimizde, bacağımızda oynar eklemler yer alacaklar. Buradan da hemen kas sistemine geçiş yapıyorum. Kas sistemi dediğimiz zaman tabii ki iskelet sistemi ile birlikte vücudun hareketini sağlamak bunun ana görevidir. Kemiklerle birlikte tabii ki vücuda şekil de verecekler. Kas dokuda enerji miktarı fazla olduğu için bunların hücrelerinde bulunan mitokondri sayısı da fazla olacak. Unutmayın çizgili kas hücrelerimizin de bölünme yeteneği yok. Ben spor yaparak kas hücresi sayımı arttıramam ancak spor yaptığım zaman kaslarımın hacmini arttırabilirim. Kas dokusunda yer alan kas lifleri kas hücresi olarak adlandırılacak. Burada özel bir isim vermek istemişler. Gençler kasa sarko ismini verebiliyoruz. Kas hücrelerinin sarı, zarına sarkolemma ismini verebiliyoruz plazmasına sitoplazma hücrenin plazma kısmı bunun plazma kısmına da sarkoplazma ismini verebiliyoruz aslında kas hücrenin sitoplazmasından bahsediyoruz endoplazmik retikulumuna da sarkoplazmik retikulum ismi veriliyor gençler. Ha, aslında bizim vücudumuzun her yerinin tabii ki özelleşmiş bir ismi var. Biz genel anlamda işte endoplazmik retikulum, Golgi falan diyoruz. Her damarın ayrı ayrı bir ismi var. Biz genel olarak atardamar, toplar damar, kılcal damarlardan bahsedeceğiz. Hepsinin özel ismi var tabii ki. Ee, biz bunların hepsine genel olarak öğreniyoruz. Özeline inmiyoruz ama kasta bilmemizi istemiş Milli Eğitim Bakanlığı. O yüzden de biz de vermiş olalım. Kasların oluşmasını sağlayan tabii ki lifler bulunacak. Tek kas lifine kas hücresi ismini verebiliyoruz. Bunlar bir araya geldikleri zaman kas demetlerini meydana getirmiş oluyorlar. Kas demetleri de kasları oluşturacak. Aslında buradaki iplikler var. Protein iplikler mesela miyofibriller gibi düşünebilirsin. Bunlar kas hücresine onlar kas demetlerini demetlerde tabii ki kasları oluşturmuş oluyor. Kas hücrelerine kasılıp gevşemeyi sağlayan proteinler var. Unutmuyorsun. Bu proteinler aktin ve miyozin proteinleridir. Bunlar filamentler de bulunacaklar. Bu iplikçikler bir araya gelerek miyofibril dediğimiz yapıları meydana getirecek. Tüm kaslarda miyofibriller, aktin ve miyozinler bulunur. Yalnız dizilimleri birbirlerinden farklı oluyor. Kasları da tabii ki kendi içerisinde üçe ayırabiliyoruz. Düz kas, kalp kası ve çizgili kas dediğimiz üç çeşit kasımız var. Düz kasla başlayalım. Düz kasa baktığımız zaman hücreleri mekik şeklinde olan ortada bir tane çekirdeği olan hücrelerden bahsediyoruz. İç organlarımızda düz kaslar bulunur, kalp hariç. Düz kas dediğin şey yavaş çalışır, istemsiz çalışır. Benim şöyle bir alternatifim var mı? Böbreğim sen bu gece çalışma, idrar oluşturma, ben gece tuvalete kalkmak istemiyorum. Ya pankreasım sen çok yorulmuştun, aslında dalak çalışsın da sana gel, göndersin gereken maddeleri diyemem. Böbreğim, dalağım, pankreasım karaciğerim, akciğerim bunlar benim haberim olmadan doğduğundan demeyeyim de embriyonik dönemden ölene kadar çalışmaya devam ediyorlar. Bunların çalışmasını sağlayan etraflarında bulunan düz kaslardır. Burada aktin ve miyozinler düzensiz olarak dizilmişler. Yani öyle bir bantlaşma mantlaşma gibi bir şey söz konusu değil. Düz kaslar istemsiz çalıştığına göre bunları kim kontrol etmiş olacak? otomatik çalıştıklarına göre otonom sinir sistemi kontrol etmiş olacak gençler yavaş yavaş ritmik çalışacaklar asla yorulmayacaklar yoruldukları zaman zaten o organ iflas etmiş demektir şimdi kalp kası dediğimiz zamanda düz kaslarımız, çizgili kaslarımız ve kalp kası adını verdiğimiz üçüncü bir kasımız var. Düz kaslar ne yapıyordu? Yavaş çalışıyorlardı bir. İkincisi devamlı çalışıyorlardı. Hiç yorulmuyorlardı. Belli başlı e, bantlaşmış bir yapıları yoktu mekik şeklindeydi çizgili kaslara baktığımız zaman ise isteğimizde hızlı çalışan ve yorulan kaslardan bahsediyoruz kalp kası birazcık düz kasa birazcık çizgili kasa benziyor şekil bakımından bakarsan düzenli bir dizilim bantlaşma var çizgili kasa benziyor sadece biraz daha fazla çatallanmalar yapıyor ama kalp kasının yorulma alternatifi var mı kalp kası yoruldu biraz dinlensin artık çalışma çalışmasın diyemezsin. Çalışma prensibi bakımından kime benziyor? Düz kasa yani şekil ve yapı bakımından çizgili kasa, çalışma prensibi bakımından da düz kasa benzeyecek. Kalp kapısı, e, kalp kası tabii ki kalbin yapısında bulunacak. Dallanmalar gösterecek hücreleri. Hücrelerine baktığımız zaman bir veya iki çekirdekli olduklarından bahsediyoruz. Aktin ve miyozinler düzenli dizilmiş. Yani bantlaşma dediğimiz durum söz konusu otomatik çalıştığına göre, otonom sinirlerin kontrolünde istemsiz ve ritmik olarak çalışıyor. Oksijen depolayabilen miyoglobin pigmenti dediğimiz bir pigment de tabii ki kalp kasının yapısında yer alıyor kalp kası hücreleri uç uca geldikleri bölgelerde hücreler arası disk adı verilen yapılarla birleşerek dallanmalar yapıyorlar. Diskler kalp atımı sırasında elektriksel uyarıların yayılmasını tabii ki sağlamış oluyor. O zaman kalp kası yapısı bakımından düz kasa, çalışması bakımından düz kasa benzer denilmiş. Şurayı hemen düzenleyeceğiz tabii ki. Kalp kası yapısı bakımından kime benzeyecek? Gençler çizgili kasa, iskelet kasına benzeyecek. Çalışması bakımından ise düz kasa benzemiş olacak. Şimdi çizgili kaslar dediğimiz zaman silindir şeklinde uzun hücrelerden tabii ki oluşmuş olacaklar. Kas lifi denecek bunların hücrelerine. Hücreler arası zarlar eridiğinden dolayı bunlar çok çekirdeklidir. Çekirdekler de hücrelerin genellikle kenar kısmında bulunuyorlar. Aktin ve miyozin adını verdiğimiz protein iplikler düzenli dizildikleri için bantlaşma gösterecekler. Bunlar isteğimle çalışıyor. İsteğimle çalışma Olmayan, otomatik çalışanları otonom sinir sistemi kontrol ediyor isteğimle çalışanları somatik sinir sistemi kontrol ediyor bu çizgili kaslar aynı zamanda iskelet kası deniyor neden İskeletimin üstünde İstersen parmağımı bükerim istersem açarım istersem sabit tutarım çok çalıştırırsam yorulursa bu sefer çalışmaz dinlenir gibi düz kaslara göre tabii ki daha hızlı çalışacaklar ama çabuk yorulacaklar çizgili kas hücrelerinin sitoplazmalarında oksijen depolayan miyoglobin pigmenti yer alacak. Miyoglobin pigmenti nedeniyle çizgili kas hücreleri kırmızı renkli olarak görülecek. Çizgili kasların bölünme yeteneği yok. Spor yaparak kas sayını arttıramazsın. O kasların hacmini ve kütlesini arttırabilirsin. İnsan vücudunda en çok bulunan kas çeşidi de tabii ki çizgili kaslar olacak. Buradan çizgili kasların çalışma mekanizmasına geliyorum gençler. İskelet kaslarında biliyorsunuz aktin ve miyozin filamentleri düzenli dizildiği için bunlar bantlaşmış şekilde görülüyorlardı. Açık ve koyu bantlar meydana geliyor. Tekrarlanan bu bantlarda aktin ve miyozin filamentlerinin belirli bir düzen içinde konumlanarak oluşturulduğu en küçük birimleri meydana getiriyor. Bu en küçük birimlere de sarkomer ismini vermiş olacağız. Şimdi sarkomer Sarkomerlere baktığımız zaman şunlar bizim için Z çizgisi dediğimiz çizgiler olacak. Gençler şu boyunaları ben çizeyim size. Şurası Z çizgisi dediğimiz çizgiler. İki tane Z çizgisinin arasında bir sarkomer olacak. Sonra bunun içerisinde aktin ve miyozinler var dedik ya. Şu kırmızıyla gösterdiğimiz A bandı olarak gösterdiğimiz aslında miyozin adını verdiğimiz ipliklerdir. Şunlar ise aktin adını verdiğimiz ipliklerdir. Kas kasılması sırasında aktin ve miyozin birbiri üzerinde kayıyor. Böylelikle kasın kasılması söz konusu oluyor. Yani kas kasılması sırasında Z çizgileri birbirine yaklaşıyor gençler. Sonra iki tane aktinin arasında kalan kısım şurası H bandıydı ya. Bu ikisi birbirine yaklaştığı zaman H bandı daralıyor. I bandı dediğimiz şuradaki mesafede tabii ki azalıyor. A bandı dediğimiz miyozin değişmez, kalanların hepsi daralır. H bandı, I bandı, Z çizgileri, hız bunlar daralıyor, birbirine yaklaşıyor. A bandında kasılma ve gevşeme sırasında değişme olmaz. Yıldız 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 kasın kasılma ve gevşeme sırasında kütlesi ve hacmi değişmez. Mesela şu pazı kasımızı düşünün. Şöyle geniş tuttuğum zaman belli bir hacmi ve kütlesi var buradaki kasın. Ben kolumu kastığım zaman bu sefer kas ne yaptı? Yukarıya doğru çıkış yaptı. Yani önce boyunaydı, şimdi de enine, hacminde ve kütlesinde değişiklik olmaz. Kasımı kasınca 55 kilo geliyorum da gevşetince 50'ye düşüyorum gibi bir şey yok diyeyim gençler. Kasılma ve gevşeme sırasındaki sorular inanılmaz derecede çok karşımıza çıkacak. Bak tekrar söylüyorum. Şunlar neymiş? Kırmızıyla çizdiklerim Z bandı adını verdiğimiz bantlar. Şu maviyle gösterdiğim A bandı dediğimiz kısım. Şu turuncumsu renkte gösterdiğim kısım haş bandı. Şu aralarda bakayım mor alayım. Şu aradaki kısım ise I bandı dediğimiz kısım. O zaman kasılma sırasında Z çizgileri birbirine yaklaşacak. Sarkomer dediğimiz şey daralacak. I bandının boyu kısalacak. Haş bandı dediğimiz kısım daralabilir de tamamıyla kaybolabilir de. Yıldız A bandı değişmez. Aktin ve miyozinin boyu değişmez. Kasın hacmi ve kütlesi değişmez gençler. Gevşeme sırasında da tekrardan aynı şeylerin tersini söyleyeceğiz. Hacim ve kütlede değişim olmaz. A bandının boyu değişmez. Kalanlar birbirinden uzaklaşırlar diyeceğiz. Kasılmanın kimyasal olarak açıklanmasına da bakacak olursak kas kasılmasını çizgili kaslardaki kasılmaya hangi sinirler kontrol edecek? Somatik sinir sistemi dediğimiz sinirler kontrol edecek. Bunlara ait miyelinli nöronlar tarafından uyartılar gelecek. Gelen uyartıların geldiği bölgelere motor uç plaklar ismi verilecek gençler. Hatta ben size şöyle bir hikaye anlatayım. Şimdi Burası benim çizgili kas hücrem olsun. Şurası da endoplazmik retikulumum olsun. Şuradan da somatik sinir sistemime ait bir nöronum. Genellikle somatik sinir sistemine ait miyelinli nöronlar. Dizilim soruları soracak. Ben detaylısını birazdan anlatacağım size. Şimdi Somatik sinir sisteminin motor uç plaklarından, motor uç plak dediği şey sinir sisteminin aksonucundan bahsediyor. Asetil kolin adını verdiğimiz bir nörotransmitter madde salgılanacak. Asetil kolin adı verilen nörotransmitter madde salgılandığı zaman şunun endoplazmik retikulumunda bulunan kalsiyum iyonları stoplazmaya dağılacak. Kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikulumdan çıkıp, e ee, sarkolemmaya dağıldığı zaman aktin ve miyozin birbiri üzerinde kayacak, kas kasılmış olacak. Gevşemesi için de bu sefer sitoplazmadaki kalsiyumları endoplazmik retikuluma göndereceksin. Aktin ve miyozin birbirinden uzaklaşacak. Havalı cümleler yazıyor sanki diyorsun ki ne oluyor orada? Hiçbir şey yok. Sinir uyardı Sinir uyarınca endoplazmik retikulumdaki kalsiyumlar dışarı çıktı. Aktin miyozin birbiri üzerinde kaydı. Ne yapacaksın bu işi gerçekleştirebilmek için? Enerji harcayacaksın. gevşetirken de kalsiyumlara tekrar döndemiyor musun buraya? İnorganik maddeleri... Tamamıyla bu tarafa taşıdığına göre bir yerden sonra enerji harcaman lazım. O yüzden de kas kasılırken de gevşerken de enerji harcar. Şimdi o havalı cümlelere bakıyorum gençler. Öncelikli olarak ne olacakmış? Motor sinir hücresi ile kas hücresi arasında bağlantı bölgesi motor uç plak olarak adlandırılıyor. Yani şuradan bahsediyor. Sinir hücrenin sinin akson ucundan bahsediyor. Motor 3 pla gelince nörotransmitter madde salgılanacak. Çoğunlukla da kimi yazacak soruda asetil kolin salgılanır diyecek. Asetil kolin sarkolemma yani hücre zarı üzerindeki sodyum kanallarının açılmasına neden olacak. Kas hücresi uyarılacak. Sarkolemma boyunca bu uyartı yani hücre zarı boyunca yayılmış olacak. Uyarılan kas hücresinde bu sefer sarkoplazmik retikulumdan kalsiyumlar ne olacak? Stop plazmaya, sarkoplazmaya yayılacak. Salınan kalsiyum iyonları, sarkomerde aktin ve miyozinin konumlanmış olan özel protein kompleksini inaktif hale getirecek. Aktin ve miyozin birbiri üzerinde kayacak. Böylelikle kas kasılması dediğimiz olay söz konusu olacak. Bir kasın gevşemesi için de tabii ki ona gelen uyartının durması gerekiyor. Kasılma tamamlanınca kalsiyum iyonları tekrardan sarkoplazmik retikuluma aktif taşımayla taşınacak. Gevşeme gerçekleşecek. Aktif taşıma yaptığın için kas gevşemesi sırasında da tabii ki enerji harcanacak. Kalsiyum derişimi sarkoplazmada azalınca aktin üzerindeki protein kompleksi aktifleşecek. Miyozinin aktine bağlanma bölgesi kapanacak, kasılma duracak. Yani kasılma içinde, gevşeme içinde yıldız 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 ATP harcanır diyorum. Gençler, bir kasın kasılabilmesi için gerekli olan bir Tabii ki ee, uyartı şiddeti var aynı sinir sistemindeki gibi gerekli olan uyartı şiddetine eşik değer ismini vereceğiz eşik değerin altındaki uyartılara hiç tepki vermeyeceğim eşik değerin üstündekiler de aynı sinir sisteminde anlattığım gibi ya hep ya hiç prensibine uygun şekilde gerçekleşecek diyeyim hemen bunu da göstermiş olalım Uyarılan bir kasın kasılması ve gevşemesi 3 tane evrede meydana geliyor gençler. Bir kere kas tonusu denilen bir şey var. Neydi? Orta beyin tarafından kontrol ediliyordu. Ben kendimi ne kadar gevşek bırakmak istersem isteyeyim. Kaslarımı tamamıyla gevşetemiyordum. Kaslarım hafif kasılı halde kalırdı. Ölme bayılma durumu haricinde kas tonusunu koruyordum. O zaman şurası asla sıfıra inmez. Yani tamamıyla gevşeme olmaz hafif kasılı halde kalıyorlar a ile b evresi bizim için gizli evre bu ne işe yarıyor hafif kasılı halde kaldığı zaman uyartı geldiğinde kasılma daha hızlı gerçekleşiyor ya hocam saniyeden küçük şeyden bahsediyorsun demeyin bu milisaniye dediğimiz vakitler bile insan vücudu için çok önemlidir yani şuradaki a ile b arasına baktığım zaman burası bizim için gizli evre kasın uyarıldığı andan Kasılmaya başladığı ana kadar geçen zamana gizli evre ismini veriyoruz. B ve C ise kasılma evresi dediğimiz evredir. Baktığın zaman hop şuradaki şekilden bahsediyoruz. Kasılmanın başladığı andan gevşemenin başlayacağı ana kadar geçen zamandan C ve D arası dediğimiz zamanda gevşeme evresi asla sıfıra değmeyecek. Hatta bir tık yukarıda da çizebilirdik diyeyim. Gençler kasın gevşeyerek eski haline döndüğü evrede C ile D arasındaki evre olacak. Tabii ki gevşeme gerçekleşti. Sen bir daha uyartı verdin. Kas tekrar kasılır, tekrar gevşer. Kasıldı, gevşedi, kasıldı, gevşedi, kasıldı. Tam gevşeyemeden tekrar kasıldı. Uyarı çok sık bir şekilde verilmiş. Kas kasıldı ve kasılı halde kaldı. Buna da kramp fizyolojik tetanoz ismini veriyoruz. Ay bacağıma kramp girdi diyorlar ya kas kasılı bir halde kalıyor gevşeyemiyor gençler. Eğer ben yapabilsem çok hızlı şekilde uyartıyı versem 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 kas kasılı halde sıkı bir şekilde kalır. Ama biz o kadar hızlı veremediğimiz için makineyle falan anca yapabiliriz. Kasılmasına gevşemesine fırsat vermeden tekrar uyartıyı verirsek tabii ki kas hep kasılı halde kalacaktır diyeyim gençler. Aslında sana çok basit bir örnek üstünden anlatayım. Mesela ampul yanıyor e, tavanda. Normalde biz düz bir ışığın çıktığını görüyoruz. Ama yavaş çekim kamerayla gösterdikleri zaman aslında ampul devamlı yanmıyor. Yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor. O kadar hızlı yanıp sönüyor ki benim e, onu algılamama müsaade etmiyor. Sönmesini algılamama müsaade etmiyor. Çok hızlı gerçekleştiği için ben onu hep yanıyormuş gibi görüyorum gençler. Tabii ki kaslarda enerjinin elde edilme ee, şekillerinden de biraz bahsetmiş olayım. Kasta enerji elde etmek istediğimiz zaman öncelikli olarak oradaki hazır ATP'den enerjimizi elde edeceğiz. Tabii ki oksijenli solunum asla durmaz. Oksijenli solunum yapıyor buradaki kas hücrelerim. Şu an ATP var. Buradaki ATP'den enerji elde ediyor. Ama ben çok hareket ettirirsem ve burada harcanan ATP miktarını aşırı arttırırsam farklı kaynaklara geçmeye başlayacak. Sadece kasta özgü bir moleküldür. Kreatin fosfat adını verdiğimiz molekül. Kreatin fosfat çizgili kaslarda bulunuyor. Acil ATP'ye ihtiyacımız olduğu zaman kreatin fosfatların fosfatı kopuyor, ADP'ye birleşiyor. Kreatin fosfatın fosfatı ile ADP birleştiği zaman ATP sentezlenmiş oluyor. He, kas kasılması sırasında kreatin fosfat miktarı azalır kreatin miktarı artar diyeceğiz. Sonra tabii ki glikozlarından oksijenli solunumla ATP üretebildiğin gibi çizgili kaslara özgü laktik asit fermentasyonu dediğimiz bir fermentasyonu da gerçekleştirebiliyoruz. Laktik asit fermentasyonu oksijen kullanmadan az bir ATP üretimi anlamına gelir gençler. Sakın da şöyle düşünme. Ben çok koşmaya başladım, çok hareket ediyorum. Hücrelerim o kadar çok ATP harcıyor ki oksijenli solunumla ürettiğim ATP ihtiyacımı karşılamıyor. O zaman da hop fermantasyon dediğimiz olaya geçiliyor. Şunu düşünme. Oksijenli solunum durup fermantasyona geçilmez. Oksijenli solunum yapılmaya devam ediyor. Fermantasyon da yapılarak az da olsa ATP üretilmiş oluyor. Çünkü fermantasyon sırasında ATP üretirken oksijene gerek yok. Ama kıyas yapacak olursak oksijenli solunuma göre çok az ATP üretiyorsun. Vücut diyor ki hiç yoktan iyidir. İki tane avantajım var hem az da olsa ATP kazandın. İkincisi ne yaptın? Laktik asit fermentasyonu yapınca ortamda laktik asitler birikti. Biriken laktik asit yorgunluk asidi olarak da bilinir kan yoluyla beyne taşınarak beynin uyku merkezini uyarır. Vücudumuzun uykusunun gelmesine yani yorgunluk hissetmemize neden olur. Eğer bu durum söz konusu olmasaydı katil arkamdan koşarken maratonu kazanmak istediğim zaman istediğimde asla durmazdım. Durmayınca da kan akışım hızlandı, solunumum hızlandı. Tabii ki vücudum belli bir kapasitesi var. Akış hızlanır da belli bir yerden sonra o akışa damar çeperi dayanmaz. Damarlar çatlardı bu da bizim aşırı derecede vücudumuzu yormamızı engelleyen ölüm noktasına gelmemesini sağlayan bir durumdur gençler gevşeme durumunda ne yapacaksın ya birazdan kasılırsam deyip her şeyi eski haline dönüştürmeye çalışacaksın ne yapacaksın kriyatinlerine fosfat ekleyeceksin kriyatin fosfat miktarı artacak laktik asit yorgunluk hissi oluşturur laktik asitin küçük bir kısmı pürüvata çevrilerek seneye oksijenli solunumda öğreneceksiniz bunları pürüvat dediğimiz bir ara molekül var. Ona çevrilerek oksijenli solunumda kullanılıyor. Büyük bir kısmını da gönderiyorsun karaciğere. Burada glikoza dönüştürüyorsun. Glikozları da glikojene çevirip depolayabilirsin. Yani vücudundaki laktik asit miktarı arttı ya. O laktik asiti bir şeye çevirip oksijenli solunuma sokabiliyorsun. Veya karaciğere gönderip e, glikozlara dönüştürebiliyorsun. Laktik asitin formülü zaten C3H6O3 glikozun yarısı kadar. 2 tane laktik asit bir glikoz yapar gibi düşünebilirsin laktik asit fermentasyonunu aynı zamanda yoğurt ve süt bakterisi dediğimiz bakteriler de yapıyorlar ben süt içtiğim zaman yine vücudumdaki laktik asit miktarı artıyor o yüzden uykumuz geliyor çocuklara gece yatmadan önce süt veriyorlar diyeyim gençler tendonları da anlatıp bitirelim kaslar kemiklere tendon adı ver, verdiğimiz bölgelerden bağlanacaklar tendonlar bağ doku liplerinden oluşacak fiziksel gerilmelere karşı dayanıklı yapılar bahsediyoruz. Hani futbolcuların tendonu koptu falan diyorlar ya. Tendonlarda kasılma olayı dediğimiz durum söz konusu olmuyor. Destek ve hareket sistemi rahatsızlıklarımıza da bakacak olursak birincisi kırıktır kırık çarpma düşme vurma gibi darbeler sonucu kemik bütünlüğünün bozulması kırılan yerimizi biliyorsunuz ki alçıya alıyorlar alçı benim kemiğimi tamir etmez gençler kırılan kemiğin tam olarak kaynaşması kendi içerisinde yenilenmesi için alanın sabit tutulmasını sağlıyorlar çıkık ise oynar eklemlerin zorlanması sonucu kemiğin eklem yerinden çıkması bu tarz durumlarda tabii ki çıkıkçıya gitmiyoruz doktora gidiyoruz doktor ekleme olduğu yere oturtuyor gençler. Burkulma dediğimiz zaman eklem bağlarının aşırı gerilmesi, kısmen yırtılması ya da kopma sonucunda meydana geliyor. Menüsküs yırtığı diz eklemlerinde kıkırdak dokudan oluşan yapıya menüsküs ismini veriyoruz. Menüsküs yırtığı da kıkırdak dokunun zarar görmesinden kaynaklanıyor. Eklem rahatsızlıkları da genellikle bu bölgedeki kıkırdak yapının zedelenmesi ya da eklem bölgesindeki sıvı kaybı sonucunda görevini yerine getirmemesi dan kaynaklanıyor diyeyim gençler hemen sorularımıza geçelim. Aşağıda destek ve hareket sisteminin görevlerinden olanlara tik işareti koyunuz demiş. Vücuda şekil vererek vücut pozisyonunun ayarlanmasını tabii ki destek ve hareket sistemi sağlayacak. Kemiklerim kalsiyum depoluyor unutma. Yani mineral sentezi yapmaz. Sentezi dediği için şurayı kabul etmeyeceğim ama depolama dediğimiz kısmı yapar gençler. Yarısı yanlış, yarısı doğru dediği için yanlış olarak işaretleyeceğiz. İç organları tabii ki koruyacak, vücudun hareket etmesini sağlayacak, kan hücrelerinin tümünü üretirdi. Diyemeyiz bazı kan hücrelerinin üretimini gerçekleştiriyor özellikle kırmızı kemik iliği dediğimiz ilik. Aşağıda verilen kelimelerle uygun olan tanımları eşleştiriniz diyor. Kemik dokunun ara maddesi, kemik dokunun hücresi osteosit, ara maddesi ise oseyin adını verdiğimiz maddeydi. Sonra baktığımız zaman sıkı kemik dokuda boycu uzanan kanalları enine bağlayanlar dediği zaman boycu uzanan haverslerdi. Bunları enine bağlayan da Volkman kanalı dediğimiz kanallardı. Kıkırdak dokunun hücresine kondrosit, ara maddesine kondrin dedik. Kemiklerin enine büyümesine kırıldığı zaman ona sarılmasını sağlayan şey periostu. Sıkı kemik dokuda kan damarlarının ve sinirlerin geçtiği boyuna kanallara da Havers kanalları ismini vermiştik. İnsan vücudunda bulunan kemik çeşitlerinden yukarıda verilen yapılardan hangisi ortak olarak bulunmaz? Tüm kemiklerde periost var, tüm kemiklerde sıkı kemik doku var, Kırmızı kemik iliği süngerimsi kemik dokunun içerisinde var. Volkman kanalları dediğimiz kanallar var. Tüm kemiklerde bulunmayan nedir? Sarı ilik dediğimiz iliktir. Gençler sadece uzun kemiklerde yer alacak. İnsan vücudunda kemik dokunun gelişmesinde aşağıda verilen hormonlardan hangisinin etkisi yoktur? Büyüme hormonunun etkisi yoktur diyemezsin. Kalsitonin ve paratormon kalsiyumu kemikle kan arasında antagonist taşıyordu. Tabii ki etkisi olacak. eşeysel hormonların da kemik gelişiminde etkisi vardır. Oksitosin neydi? Suni sancıydı. Doğum sırasında rahim kaslarını kasılıp gevşemesini sağlıyordu. Süt bezlerinden süt boşalmasını sağlıyordu. Yani destek ve hareket sistemiyle doğrudan bağlantısı yoktur diyeyim. Aşağıda bir çizgili kasın kasılma ve gevşeme durumları gösterilmiş. Buna göre bir ve iki durumlarında kasta meydana gelen değişiklikleri yazınız diyor. Bir kere şu H bandı bana kopyadır. Ne yapmış? Açılmış. O zaman iki ile ne oluyor? Gevşeme dediğimiz olay meydana geliyor. Bir ile kasılma dediğimiz olay söz konusu oluyor. Şimdi baktığım zaman kasılma sırasında sarkomerin boyu ne olur? Dara diyeyim. Sonra iki sırasında gevşer yazayım. I bandının boyu hız bir kere ne yapılacak azalacak. I bandının boyu azalır. Hemen karşısına artar dedim. Haş bandı kasılma sırasında daralır veya kaybolur diyeceksin. Burada ise haş bandının boyu artar diyeyim gençler. A bandının boyu neresi olursa olsun kasılsa da gevşese de değişmez iki tarafa da değişmezi. Hemen yazdım. Kasın hacmi de keza kasılma ve gevşeme sırasında değişmez. Hacim ve kütle de değişiklik meydana gelmez diyorum. Buradan da hemen diğer bir soruma geçtim. Aşağıda verilen eklem çeşitleri ile vücutta bulunduğu kısımlarının eşleştirmelerinden hangisi doğrudur diyor. Oynar eklem elimizdeymiş. Yarı oynar eklem ayaklarımızdaymış. Oynamaz eklem omurgamızdaymış. Yarı oynar eklem kafatasındaymış. Oynar eklem kalçamızdaymış. Hemen baktığımız zaman şimdi kalçaya baktığın zaman kalçada bir kere yarı oynar eklem dediğimiz eklem var. Bu yanlış. Kafatasına baktığımız zaman yarı oynar değil kafatasımız oynamaz eklemlere sahiptir. Bu da gitti. Omurgaya baktığımız zaman yarı oynar eklemlere sahiptir. Bu da gitti. Ayağımıza baktığımız zaman oynar eklemlere sahiptir. Bu da gitti. Elimizde tabii ki oynar eklem dediğimiz eklemler yer alıyor. Hemen yıldızlı soruya geçtim. Aşağıda insan vücudundaki bazı organ ve yapı şekilleri gösterilmiş. Buna göre yapı ve organlarında bulunan kas çeşitlerinden aşağıdakilerden hangisi ortaktır diyor. Baktığın zaman bu çizgili kas dediğimiz e, iskelet kası dediğimiz kaslar buradaki kalp kası şuradaki de düz kas dediğimiz kastır. İç organları gösterdiği için düz kasta bir kere bantlaşma yok. İstemli çalışma dediğin zaman çizgili kasta var kalp ve düzde yok. Tek çekirdekli olma e, çizgili kaslar çok çekirdekliydi. Kalp kasında bir veya iki çekirdek bulunabiliyordu. Düz kaslar tek çekirdekliydi gitti. Otonom sinir sistemi kontrolünde kalp ve düz kaslar çalışabiliyor fosforilasyon ve defosforilasyon yapma. Fosforilasyon ATP üretimi, defosforilasyon ATP yıkımıydı. Bir kere kaslı geç her hücre tabii ki ATP üretecek ve bu ATP'yi tüketecek diyelim gençler. Çizgili kasların kasılması sırasında aşağıdaki grafiklerde gösterilen değişimlerden hangisi gerçekleşmez? Çizgili kaslarım kasılıyorsa ben ATP harcıyorum demektir. O zaman glikoz miktarı zamanla azalacak. Oksijenli solunum yapıldığına göre çizgili kaslarda karbondioksit miktarı artacak. Bir kere çizgili kaslarım kasıldığı zaman ne yapacaklar? Keratin, keratin fosfatların fosfatlarını alıp ADP'ye birleştirecekler. Hop kreatin açığa çıkacak. E aynı zamanda ATP açığa çıkacak. Kreatin fosfatının olması lazım da azalması lazım da. Cevabı buldum. Solunum yapılıyor. Tabii ki ısı açığa çıkacak. Laktik asit fermuar fermantasyonu da yapıldığı için çizgili kaslarda laktik asit miktarı da artacak diyeyim gençler. Hemen bir soru daha çıktı. Çizgili kasların kasılma sırasında olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kalsiyumun sarkoplazmaya yayılması için uyarılmak lazım. Aktin filamentlerinin miyozin üzerinde kayması demek e, kasıldığı anlamına gelir. Kalsiyum iyonları ATP az enzimini aktifleştirir. Motor 3 plaktan asetilkolin salgılanır. Öncelikli olarak ne olması lazımdı? Bir kere motor 3 plaktan asetilkolin salgılanması gerekiyordu. Hemen birinci olarak bunu yazdık. Sonra baktığımız zaman gençler... Kalsiyumlar sarkoplazmaya yayılacaklar. Kalsiyum iyonları ATP az enzimini aktifleştirecek. Sen önce ne yapacaksın? Kalsiyumları sitoplazmaya yayacaksın. Hop. Bunlar ATP az enzimini aktifleştirecek. Sonra da aktin ve miyozinler birbiri üzerinde kayacaklar. Zaten kas kasılmasında son gerçekleşecek olayında bu olması gerekiyordu diyeyim. Gençler konuyu da bitirmiş olayım. Bugün neler anlattık? Destek ve hareket sisteminin kemik, kıkırdağ, kas ve bağ dokudan oluştuğunu söyledik. İskelet sisteminin vücuda şekil verdiğini, iç organları koruduğunu, kasların bağlanması için yüzey alanı sağladığını söyledik. Kan hücresine oluş tutduğunu, mineral depoladığını söyledik. Kemik doku hücrelerine ne ismini veriyorduk? Osteosit, ara maddesine ostein ismini veriyorduk. İki çeşit kemik dokumuz vardı. Sıkı ve süngerimsi kemik doku, uzun kemik, kısa kemik, yassı ve düzensiz şekilli kemikte kemik, kemik çeşitlerimizde Kıkırdak dokunun hücrelerine kondrosit, ara maddesine kondrin ismini veriyorduk. Düz kas, çizgili kas ve kalp kası olmak üzere 3 çeşit kasımız vardı. Düz ve kalp kası istemsiz, beni dinle çalışıyordu. Çizgili kaslar ise istemli çalışıyorlardı. Çizgili kaslarda iki Z çizgisi arasındaki birime sarkomer ismini veriyorduk. Motor uç plağından uyartı gelince kas kasılması başlıyordu. Z çizgileri birbirine yaklaşır. H bandı daralır. I bandı daralırdı. Da A bandının boyu kasın hacmi ve kütlesi değişmezdi. Kas kasılması ve gevşeme sırasında tabii ki ATP harcıyorduk. Çizgili kaslarda vücudumdaki ekstra bir durum olarak laktik asit fermentasyonu dediğimiz fermentasyonda gerçekleşebiliyordu diyeyim gençler. Çok uzun bir konuydu. Mümkün olduğunca hızlı anlatmaya çalıştım. Bir sonraki konuda tabii ki görüşürüz gençler. Hemen ödüllü soruyu da gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyoruz.